Mutfakta Sistem'e hoş geldiniz ya. Merhaba. Bugün beze yapacağız. Beze için tarifimiz çok basit. Yumurta akı ve şeker kullanacağız. Ben 250 gram yumurta akı kabın içinde ve 1 su bardağı şeker kullanacağım. Şimdi bunları çok sert bir kıvam alana kadar, yani bayağı kar haline gelecek, çırpacağım. Gayet dolmuş. Evet. Kendi kendime olayladıktan sonra. Evet, bezemiz kıvamlı. Gayet düşmüyor. Böyle sallıyoruz ancak öyle düşüyor. Şimdi bunu bir sıkma torbasıyla küçük toplar halinde ya da bir kaşıkla yine top top ya da yine sıkma torbası ya da herhangi bir şey yardımıyla ya da uzun küçük toplar ya da dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu servis edeceğim dondurmanın yanında aslında dekor olarak kullanmak istiyorum. Bu yüzden bütün tepsiye sereceğim. O şekilde pişireceğim. Piştikten sonra bunu kendi elimle kıracağım. Gelişigüzel parçaları elde etmek istiyorum. O yüzden şimdi karışımı tepsiye alıp bir spatula yardımıyla sereceğim. Karışımımı ezmeden, mümkün olduğunca nazik bir tavırla kendisinden yayılmasını rica ediyorum. Bezemin mümkün olduğunca eşit olduğunu düşündüğüm, aslında olmadığını hepimizin bildiği bir şekilde tepsiye serdim, yaydım. İşte bir şey yaptım, şu profiterol tarifinden beri akıllarda soru işareti, cıvık şeyler tepsiye ne yapılıyor? Bunu yaptım. Niye oradan bir yardım almak ister mi? Yani yardım edin Mehmet Ali Bey. Önceden, ben çocukken, önceden 120 derecede ısıtılmış... Ne saçma bir cümle oldu bu ya? Şimdi fırına gidiyorum. Yine bakın, kelimeleri veriyorum, cümleyi siz kurun. Fırına gidiyorum, 120 dereceye ayarlıyorum. Sonra bekliyorum, ısınıyor. Sonra bunu fırına koyuyorum. Fırını 90 dereceye düşürüyorum ve üstü kuruyup çıtır çıtır olana kadar, yani kabuklaşıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Beze pişti, fırından aldım. Üstü hafif böyle rengi döndü, kıtır kıtır oldu. Şimdi ben bunu kıracağım, tatlı servisinde kullanacağım. Siz de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz.